Değerli milletvekili aday adayım, Gençlik Kolları İl Başkanım, Kadın Kolları İl Başkanım, İl Genel Meclis Üyelerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler ve şimdiye kadar AK Parti teşkilatlarında görev yapmış ama şu an görevde olmayan aramızdaki çok değerli arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler ve garibüklü değerli dava arkadaşlarımız, aday adayı başvurusu için Bülent Ersöz arkadaşımızın başvurusu için burada bulunuyoruz. Hepiniz partimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sabahtan beri Hürriyet Caddesi'ndeki bu hareketlilik ve AK Parti'nin önündeki hareketlilik gerçekten takdire şayan. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de AK Parti'mize aday adayı anlamında diğer partilerle kıyaslanmayacak derecede bir teveccüh var. Tabii Bülent kardeşimiz bizim AK Parti teşkilatlarında görev yapmış bir kardeşimiz. Teşkilattan görev yapan arkadaşlarımız başvurduğu zaman biz daha da memnun oluyoruz. Bu sebeple ben kendisine bu süreçte başarılar diliyorum. Hakkında ailesine, kendisine, partimize, Karabük'ümüze hayırlar getirmesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok değerli dava arkadaşlarım, sevgili Karabüklü hemşerilerim, çok değerli basın mensupları. Malum olunduğu üzere 2023 Türkiye'mizin hedeflediği bir dönemdeyiz. Bu dönemin değişik bir yönetim sistemi ve vizyonla sürecimiz 24 Haziran'da sandığa giderek başlayacaktır. Bu süreçle ilgili bizler de teşkilatımızda çalışmaktan onur duyduğumuz, mutluluk duyduğumuz teşkilatımızda Cenab-ı Allah'ın takdiri Karabüklü hemşerilerimizin onurları ve parti büyüklerimizin takdirleriyle nasip olursa Karabük'e hizmet yolunda bundan önce ticaret hayatımızda ve siyaset hayatımızda yapmış olduğumuz gibi çalışmalar yapmak üzere yola çıkmış bulunmaktayız. Öncelikle Sayın Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, liderimiz, davamızın öncüsü Recep Tayyip Erdoğan'ın lider ülke Türkiye misyonunu ve bu bağlamda Karabük özelinde de Türkiye'nin gelişimiyle Karabük'ün gelişimini de Karabük'ü de daha fazla büyütmek, daha fazla gelir seviyesini artırmak, daha fazla istihdam sağlamak üzere bu göreve talip olduk. Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte de bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmaları, teşkilatımız adına yapmış olduğumuz çalışmaları, mahallelerde yapmış olduğumuz, ilçelerde yapmış olduğumuz çalışmaları Allah nasip ederse çok daha fazla büyük sorumluluk üstlenerek yerine getirmeye çalışacağım. Bu davada bugüne kadar aday adayı olmuş ve bundan sonra da aday adaylığını açıklayacak bütün abilerime, kardeşlerime, bacılarıma başarılar diliyorum. Sonuçta bu dava bir hizmet yarışıdır. Bizim partimizin büyüklüğüdür. Biz bu davada en fazla aday adayıyla seçimlere girerek partimizin büyüklüğünü, partimizin halk nezdinde, millet nezdinde ne kadar geçerli olduğunu görmüş bulunmaktayız. Cenab-ı Allah'ın izniyle 24 Haziran seçimlerinde tekrardan AK Parti'miz, Cumhurbaşkanımız, başkanlık sistemiyle tekrardan ülkemiz yönetilecek ve ayağındaki bazı prangalar da tamamen kurtulmuş olacak ve lider ülke Türkiye olma yolunda hızlı adımlar ataraktan 2023'ü göreceğiz inşallah. Bu süreçte bizlere bu programı sağlayan Sayın İl Başkanım İsmail Altınöz'e, Sayın Gençlik Kolları Başkanım Hasan Bey'e, Hasan Şahin Bey'e, yönetim kurulu üyelerine, kadın kolları üyelerine, kadın kolları başkanına çok teşekkür ediyorum.
24 Haziran seçimlerimizin öncelikle İslam ümmetine, Türkiye devletine, Karabük'ümüze hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başkanım hayırlı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol.